Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Ee, Kazanım kavrama testi artık son testimizdeyiz arkadaşlar. 20. Test 9. Sınıf için. Hemen başlayalım. Virüslerle ilgili bir testimiz. Diyor ki, Hepatit B virüsü ve oluşturduğu hastalık ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şimdi Hepatit B virüsü neydi? Karaciğerde ee, çoğalan bir virüs arkadaşlar. Karaciğer kanserine, siroza sebep olabiliyor. O, o zaman bakalım diyor ki, Karaciğer kanserine ve siroza neden olur? Bu doğrudur, değil mi? yalnızca kan yoluyla bulaşır demiş arkadaşlar bu yanlıştır mesela benim teyzem olmuştu hepatit B virüsü ee, hiçbir şekilde bizim tabağımızdan kaşımızdan Yemek yemiyordu yani biz daha doğrusu onun tabağından kaşından yemek yemiyorduk. Tuvalete gittiği zaman oralara bir ilaç döküp hani yıkıyordu ki bulaşmasın diye. Bu yüzden yalnızca kan yoluyla değil hava yoluyla da işte temas yoluyla da bulaşabiliyor arkadaşlar. Bu yanlıştır. Antibiyotik ile tedavi edilir demiş. Virüsler antibiyotiklerden etkilenmezler. Unutmayın bu da yanlıştır. Cevabımız ne olur? A şıkkı yalnız bir olur. İkinci soru. Tüm virüslerde yapılarından hangileri ortak olarak bulunur? Şimdi arkadaşlar, virüslerde ya DNA bulunuyor ya da RNA bulunuyor. İkisi bir arada bulunmaz. Virüslerin yine protein bir kılıfları vardır arkadaşlar. Bir de kuyrukları vardır. Yani kuyruk enzimleri dediğimiz enzimler bulunuyor. Deoksiribonükleik bu asit yani DNA demiş. DNA hepsinde yok. Ne dedik? Ya DNA bulunur ya da RNA bulunur. Bu ortak değil. Protein kılıf ortaktır değil mi? Hepsinde mecburen olmak zorunda korunması için. Protein kılıfın ortak adı neydi? Kapsit. Kapsit. Evet kapsit hepsinde var. Ribonükleik asit bu da RNA demek arkadaşlar. RNA da yine hepsinde yoktur. Sadece bazılarında var. Ortak olanı sorduğu için cevabımız ne olur? Bursa şıkkı yalnız 2 olur. Diğer sorumuz. Virüslerle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? Zorunlu hücre içi parazittir. Doğru arkadaşlar. Sadece canlı hücreler içerisinde çoğalabildiği için biz bunlara zorunlu hücre içi parazittir diyoruz. Doğru. Antibiyotiklerden etkilenmezler. Doğru arkadaşlar antibiyotikten etkilenmiyorlar. Nükleoprotein yapılır. Nükleoprotein dedi yani işte e, nükleik asit, DNA ya da RNA'sı bir de proteini bulunur demek istiyor. Doğru arkadaşlar. Ya DNA bulunuyor ya RNA bir de protein kılıf bulunuyor. Ribozom ve hücre zarına sahiptir. Bakın işte bu yanlıştır. Virüslerde ribozom ve hücre zarı olmadığı için zaten biz bunlara canlı diyemiyoruz. Cansız da diyemiyoruz çünkü çoğalabiliyorlar. İkisi arasında bir varlık diyebiliyoruz. Dolayısıyla ribozom ve hücre zarına sahiptir demesi yanlış olur. Tüm besin çeşitlerinin bulunduğu besin ortamında çoğalamazlar evet. Virüsün çoğalabilmesi için canlı bir ortam, canlı bir hücre olması lazım. Bu yüzden bu da doğrudur. Sadece besin koyup virüsün çoğalmasını beklersek virüs çoğalmaz arkadaşlar. Canlı bir hücre olması gerekiyor. Dördüncü sorumuz. Virüslerle ilgili hangileri bakterilerde de görülür? Bakalım. Şimdi zarlı ya da zarsız organelleri yoktur demiş. E bakterilerde ribozom var. Dolayısıyla bu bakterinin bir özelliği değil. O yüzden bunu git, bu gitti. Enzim sistemi gelişmemiştir. E bakterilerin enzim sistemi gelişmiş. Rahatlıkla bütün işlerini yapabiliyorlar. O yüzden bu da gitti. Mutasyona uğrar. Evet mutasyona uğrama tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? C şıkkı yalnız 3 olur. Beşinci sorumuz. Bir bakteriyofajın çoğalması ile ilgili diyor. Olaylarından hangileri hangisi üçüncü sırada gerçekleşir? Önce bir okuyalım sonra sıraya e, sıralarız. Kuyruk kısmında bulunan enzim ile bakteri, bakteri çeperi eritilir. Bakteriyofajlar bakterinin duvarına tutunur. E, virüs DNA'sı bakteri nükleotitlerini kullanarak eşlenir. Virüs protein kılıfları bakteri bozomlarında sentezlenir. Virüsler bakteri zarını parçalayarak dışarı çıkar. Şimdi bakın birinci sırada burada hangisi olur? iki numara. Çünkü bakteriyofajlar önce bakteri duvarına tutulması lazım. Sonra kuyruklarındaki enzimle bakteri çeperini yani bakteri hücre duvarını eritecek. ikinci sırada bu. Sonra virüsün DNA'sı bakterideki maddeleri, nükleotitleri kullanarak eşlenecek. Üçüncü sırada bu. Sonra virüs proteinleri arkadaşlar yine bakterileri ribozomlarında sentezlenecek. Dördüncü sırada bu olacak. En sonunda virüs bakteriyi parçalayıp dışarı çıkacak. Beşinci sırada da bu. biz hangisini sormuş? Üçüncü sırada. Üçüncü sırada olan üç numara cevabımız C şıkkı olur. Altıncı soru. Her virüs ancak belirli konakçı türünde canlı e, okuyamadım. Tekrar başlayayım. Her virüs ancak belirli konakçı türünde canlılığa ait özellikler gösterebilir. Virüs konakçısını hücre zarındaki proteinler ile tanır. Hani vardı ya glikoprotein, glikolipit bunlarla tanıyor arkadaşlar. Bazı virüslerin konakçı sınırı genişken bazıları yalnızca bir tür canlıya özgüdür. Mesela bazıları arkadaşlar sadece diyelim ki insanlarda çoğalabilirken bazıları insanlarda da hayvanlarda da çoğalabiliyor. Öyle düşünün. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Virüs ile konağının zar proteinleri uyumlu olmalıdır. Evet işte glikolipit, glikoprotein bunlar uyumlu olacak ki virüs hücrenin içerisine girebilsin, tanıyabilsin. O yüzden bu doğrudur. Virüsler konağına özeldir. Her hücrede çoğalamaz dedik zaten arkadaşlar. Hepsinde çoğalamıyor doğru. Konakçı virüslerin içerisinde yaşadığı canlı organizmalardır. Evet doğru. Konakçı pardon bir dakika. Konakçı arkadaşlar burada Bakın ne diyor burada? Her virüs belirli konakçı türünde canlı ait özellikler gösteriyor. Evet konakçı virüslerin yaşadığı organizmalardır. Doğru bir an karıştırdım. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Hepsi doğru. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilen deney tüplerinin hangilerinde bakteriyofajların çoğalması beklenir? Arkadaşlar bakteriyofaj neydi? Bakterilerde çoğalan virüslerdi. Virüslerin çoğalabilmesi için canlı hücre olması lazım. Canlı hücre bakıyorum. Birincisinde sadece besin monomerleri var. Canlı hücre yok. Burada üreyemez. Diğerinde nişasta protein var. Canlı olmadığı için burada da üreyemez. Bakteri hücresi var bakın üçüncüsünde. Burada üreyebilir arkadaşlar. Çünkü canlı bir hücre var. Cevabımız ne olur? Yalnız 3 olur. C şıkkı olacak. 8. sorumuz. Virüslerle ilgili özelliklerinden hangileri canlı, hangileri cansız olduklarını gösterir. Bakalım. DNA ve RNA'ya sahip olmaları arkadaşlar canlı özelliktir. Değil mi? Yani A'ya yazacağız bunu. Sitoplazma ve organelleri yoktur. O zaman cansız bir özellik bu. Metabolik enzimleri yoktur. Bu da bakın cansızlara ait bir özelliktir. Mutasyona uğrayabilirler. Bu da canlılarda görülen bir özelliktir. O zaman 1 ve 4 A'ya gelecek. 2 ve 3 B'ye gelecek. Yani cevabımız C şıkkı olacak. 9 Virüsler diyor olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Beslenme, büyüme, çoğalma. Arkadaşlar, virüsler beslenemezler. Büyüyemezler, yalnızca çoğalabilirler. Cevabımız ne olur? Ee, sadece çoğalma olacak. C şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer sorumuz diyor ki Virüslerin neden olduğu hastalıklar ve çoğaldıkları konak hücrelerle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Kuduz hastalığı beyin ve omuriliği etkiliyor. Doğru arkadaşlar. Uçuk deride çıkıyor. Evet, özellikle ağız kenarı, burun kenarında çıkıyor. Doğru. Grip virüsü üst solunum yolunu evet etkiliyor. Doğru. Hepatit B karaciğer. Doğrudur arkadaşlar. Eee Eğit sinir sistemi demiş. Hayır. Eğit sinir sistemi değil. Bağışıklık sistemini etkiler arkadaşlar. Buradaki hücrelerde çoğalır etki eder. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Bağışıklık sistemi olması gerekiyor. 11. soru. Virüsler metabolik aktiviteler için canlı hücreye ihtiyaç duyar. Bir virüs çoğalması sırasında moleküllerinden hangilerini konak hücrelerden doğrudan karşılar? Şimdi bakın arkadaşlar virüsün kendine ait bir DNA'sı ya da RNA'sı var. Bu DNA ve RNA'yı çoğaltabilmek için içinde yaşadığı konakçının nükleotitlerini kullanmak zorunda. Yine bunun proteini var, kılıf proteini. Bu kılıf proteini üretebilmesi için konak hücreden mecburen aminasini e, karşılamak zorunda arkadaşlar. Sonra bakıyorum. Kılıf proteini zaten kendisinde var bu. Kılıf proteini üretirken e, konakçının aminastini kullanıyor. Yani konak hücrelerden kılıf proteini direkt almıyor. Kendi DNA'sına göre proteini sentezleyip o şekilde kullanıyor arkadaşlar. Hazır protein kullanmaz. ATP yi de yine mecburen kendisi üretemediği için konak hücreden doğrudan karşılayacak. Cevabımız 1-2-4 şeklinde olur. Yani denizli şıkkı olacak. Son sorumuz... Antibiyotiklerin virüslere etkisi yoktur. Bunun nedeni virüslerin özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? Şimdi ben antibiyotiklerle ilgili şunu söyleyeyim. Antibiyotikler arkadaşlar bakterilere etki eden bir ilaç grubudur. Antibiyotikler Şöyle söyleyeyim. Enzim sistemlerini yok ederek mesela bakterinin enzim sistemini yok ederek onun çoğalmasını durdurur, engeller. Dolayısıyla antibiyotiklerin etkisi enzim sistemleridir. E virüslerin de enzim sistemi olmadığı için bu yüzden virüsler antibiyotiklerden etkilenmiyor. Bakın tek sebebimiz budur. Başka bir sebep yok. Diyor ki genetik materyallerinin tek çeşit olması bununla ilgisi yok. Enzim sistemlerinin olmaması. Evet işte cevabımız bu olacak. Sitoplazma ve organellerin olmaması. Bununla da ilgisi yok arkadaşlar. Cevabımız enzim sistemleri olacak. Yalnız 2. Böylece 9. sınıf MEP kazanım testlerini, kazanım kavrama testlerini bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.